kuşların bütünleşmesi gibi bir ses, bir ruh hissediyorum hep. Gittim ki sus oldu, pusa büründü hisar. Çok tanıdık, hem çok tanışmak istediğimiz biri gibi. Bir vapur dumanıyla sanki gelecek gibi. Hem kalabalık hem yalnız biri gibi. Bir gün gelecek elbet. Ütopyalar güzeldi. Ağır bir agorafobi ve panik atak yaşıyorum. Çok acayip bir şiddetle karşılaştım. Bana konuşma, sakın bunu kimseye söyleme dediler. Şşt diye saçımı kesiyorum. Bup diye böyle kıpkırmızı bir ruj sürüyorum. Çok hassas kız ya. Hayır, ben hassas değilim. Olaylar çok ağır. Gücün baskısı gölgesi altında kalmışlar için ses çıkartıyorsun çoğunluk susarken. Çok aşık olduğunda. Çok aşık olduğumda. Çok pis bir geyşa. Utanmıyor muyum ben ya? Hiçbir şeyden şu anda onu düşündüm yani. Ütopyalar güzeldir. Hoş geldin. Hoş buldum. Böyle sanki uçların bütünleşmesi gibi bir ses, bir ruh hissediyorum hep. Hem çok tanıdık, hem çok tanışmak istediğimiz biri gibi. Hı hı. Hem isyankar, hem kendi halinde biri gibi. Hem kalabalık, hem yalnız biri gibi. En azından şarkılardan geçenler bunlar. Hı hı. Katarsis de biraz daha içimizi döktüğümüz bir program. O uçlar nerelerde, sen neredesin, birlikte konuşalım istiyorum. Rahat mısın? Rahatım. Burada tabii psikoloji ağırlıklı bir sohbet ediyoruz beraber ama kendinle ne kadar meşgulsünü de soracağım. Terapiye gidiyor musun? Lise 1'den itibaren bir dönem haftanın 3 günü gittim psikoterapiye. Şöyle sırtımı yaslayıp oturmayı öğrenmem bile aylarımı aldı açıkçası. Ağır bir agorafobi ve panik atak yaşıyordum. Ki o zamanlar panik atak çok meşhur değildi isim olarak en azından. Üniversite sınavına uzun süre giremedim bu hastalıklar sebebiyle. Sonraki yıllarda böyle 30 sonrası bir olmuyor filan, hani yine olmadı, yine hani bu da değilmiş çare gibi bir noktadan sonra affetmem gerekenleri de affettiğimi zannediyorum. Yani umarım başarmışımdır. O mevzuları kendime kabus etmekten, çocukken geçirdiğim bütün o travmaları bıraktım zannediyorum. Yani tabii ki ara ara bunun zorluklarını yaşıyoruz. Şey diyenler oluyor. Beni ilk tanıyıp Ceylan ne kadar çok şey yapamıyorsun şu anda, hani normal bir insan gibi yaşayamıyorsun diyenler. Ama beni işte o eski günlerimden tanıyanlar da ne kadar çok şey yapabiliyorsun. Hani bravo işte, çünkü hani birinin yüzüne bakıp konuşmak dahil, sırtını koltuğa yaslamak dahil, dışarı çıkmaya kadar hiçbirini yapamıyordum yani hani. Lise yıllarımda 4,5 ay falan hiç evden dışarı çıkamadım ve o sıralar şey hayalleri kurmaya başlamıştım. İşte ileride çitlerle çevrili bir evim olur, böyle bir köyde. Zaten dışarı çıkma hayalleri de çok kurmam falan. Hani öyle çok şey, izole bir hayat yaşarımdan şimdi işte haftada birkaç gün 1500 kişinin karşısına çıkıp şarkı söyleme noktasına gelince tabii beni eskiden tanıyanlar çok mutlu oluyorlar. Var mı senin gerçekten içini açabildiğin insanlar, dost kavramını karşılayabilecek insanlar? Ya aslında dün bile bir dizi izlerken, kriminal bir dizi, ya bu dedektif herif neden anlatmıyor bu içindekileri falan? Ya da işte bu çocuk işte söylese yaşadığı travmaları kurtulacak falan. Yani ben onu çok iyi öğrenmiş. Yani anlatırım herkese. Çünkü anlatamadığım bir 15 senem vardı. Ve onun bana çok zarar verdiğini öğrendim aslında. Hani çok acayip bir şiddetle karşılaştım. Başkasının başkasına olan şiddetiyle. Ve bana konuşma, sakın bunu kimseye söyleme dediler. Ve bu çok uzun süre aslında beni büyük bir karanlığa gömdü. O nedenle herkese tavsiye ediyorum, iç dökmek kadar, hani şarkı da yazabilirsin bu arada. Ben yine yakınlarımdan birinin kendini öldürüşünü çok böyle anlayamadım uzun zaman. Nasıl yani, bunu neden yaptı, ben yardım edemez miydim, şudur budur gibi. Ve onun üzerine bir şarkı yazdığımda çok böyle rahatladığımı hatırlıyorum. Çünkü artık konuşabilip onu dillendire
bildim ve hatta belki de üçüncü şahıs bir şarkıcı olarak, hani Ceylan değil de Ceylan Ertem olarak mevzuya yaklaşımım değişti falan gibi. Bence herkes yani bu konuda kendini rahat bıraksın. Bunları kaldırabilecek birini buldukları anda bence içlerini döksünler. Bu bir doktor da olabilir, çok iyi bir dost da olabilir. Bazen böyle görüyorum, bazı arkadaşlarım kaldıramıyorlar. Hani böyle ben anlatırken ağlamaya falan başlayanlar oluyor. O zaman böyle bir tamam hani yavaş yavaş ya da belki hiç dediğim anlarda oluyor tabii. Yani bütün bu korkunun, üzüntünün, utancın panzehiri paylaşmak. Tabii hazır olunca, karşı tarafın da ritmiyle beraber. Bir de derin sığ ne ki Ceylan, zaten senin için fındık kabuğunu doldurmayan şey benim hayatımın en karardığı yer olabiliyor. Tabii. Bazı duyguları soracağım hemen başta. Bu duyguları yaşadığında, tabii ki duruma göre değişir ama genellikle nasıl tepkiler veriyorsun sen çok üzüldüğünde? Çok üzülüyorum aslında, yani hiç böyle ay ay bir dakika tutayım kendimi falan yapan biri değilim. Yani sonuna kadar bedenime vuran da o üzüntüyü neyse hani öyle yaşıyorum. Çok korktuğunda? Galiba biraz kaçıyorum ya oradan. Yani çok korkularımla yüz yüze gelmeye ve korkuların üstüne gitmeye zorlandığım için ömrüm boyunca şu anda böyle şey... Hani çok da korktuğum mevzular biraz azaldı yani eskiye göre. Artık ben buradan gideceğim ya da ben bunu yapmayacağım, kendimi zorlamayacağım diyorum. Çünkü ondan çok sıkılmış biriyim. Hani belki bu da üzerine çalışılması gereken bir şey olabilir ama ben kaçıyorum yani. Çok öfkelendiğinde peki? Genellikle ben mektup yazıyorum yani. Bir şeye kızdım birine diyelim ya da bir mevzuya. Oturup yazıyorum yani. Yazmayı tercih ediyorum o kişilere. Çok utandığında? Utanmıyor muyum ben ya? Hiçbir şeyden şu anda onu düşündüm yani. Pek öyle utanç yok galiba. Hani utanmıyorum ya ben pek bir şeyden. Yani bilmem. Peki çok nefret ettiğinde? Hemen artık uzuyorum. Yani 39 yaşındayım. Hani 20'li yaşlarımda şeydim. Bir dakika hani belki bende bir sorun vardır ya da onda nefret ettiğim şeyleri değiştirebilir miyim, şöyle mi böyle mi? Şu anda nefret ediyorum yani. Çok aşık olduğumda? Çok aşık olduğumda çok pis bir geyşa, olur ayaklarını yıkayayım falan. Ama bir yandan da asla özgürlüğünü, ilişkinin özgürlüğünü de kendi özgürlüğünü de asla kaptırmayan, bir dakika bu benim hayatım. Ve bu benim yalnızlığım, hani orada duralım ki genellikle zaten aşık olduğum adamlar da öyle adamlar oluyor. Onlar da yalnızlığı çok seven adamlar oluyor. Çocuğum gibi filan sevmek yüzünden aşklarım uzun sürmüyor bence. Hani bir noktada artık böyle kendini ona adamış ve ay onun için daha fazla ne yapabilirim filan diyen bir insana dönüşmüş oluyorum. Ve biraz da çabuk sıkılıyorum ben. Çok sıkılganım. Yani tamam, yaşadık, güzeldi. Çok iyi dost olarak hayatımıza devam edelim. Şimdiye kadar ki hiçbir erkek arkadaşımla hani dost olmadığım görülmedi. Hepsi en iyi dostlarım falan. Öyle aşık oluyorum. Öyle sonradan da böyle bitiyor her şey. Umarım böyle devam eder. Mutluyum yani. Erken çocukluğu anlatabilen bir kelime olsaydı senin hayatında ne olurdu o? Prenses derdi herkes bana. Ben de hep şey düşünüyorum. Prenses olmak böyle bir şey mi ya? Hani kötüymüş. Sonra da gerçi yıllar sonra hani bu Pamuk Prenses'in Heidi'den hani Pamuk Prenses'i Cinderella'daki hepsinin zaten çok acıklı gerçekten masallar olduğunu öğrendim. Zaten öyleymiş yani. Peki bir senin hayatında da anlamı olan, belki baktıkça o çocuğa şefkat gösterdiğin, bilmiyorum, bir çocukluk fotoğrafını seslendirir misin bana? Nasıl bir kız var orada? Ölüm korkusu yaşayan, sabah uyandığında kulaklarını falan tıkayan bir kız çocuğu var fotoğrafta. Biraz gidelim. Nasıl bir eve doğdun sen? Nasıl bir aileye doğdun? Çok kalabalık bir aileye doğdum. Yani aslında çekirdek aile. İlk torun iki tarafta da. Bir yandan acayip böyle el üstünde tutulmak. Bir yandan da hani... İlk deneyimler hep benim üzerimde. Ama bir yandan da hep böyle bütün hislerini sonuna kadar yaşayan bir aile yani. Gülüyorsa üç mahalle ayağa kalkıyor, ağlıyorsa aynı şekilde. Yani annemle babamla yaşamadım, öyle bir şey söyleyebilirim.
Çok uzun bir süre babaannem, dedem, halamlar, büyük babaanneler vesaire öyle yaşadık. Ben lise 2 gibi annemle babamın yanına gittim. Sonra zaten lise sonunda Sakarya depreminden sonra İstanbul'a taşındım. Bizi biz yapan, hani bize kendi kodlarını da yaşanmışlıklarını da aktaran kişiler hayatımızda ebeveynler. O yüzden bir sorayım, anlatmak istediğin kadar. Nasıl bir anne? Bildiğim kadarıyla erken yaşta anne olan bir anne. Nasıl bir anne ve nasıl bir anne kız ilişkisi? 18 yaşında doğuruyor. Babam 19 yaşında. Yani babam evin içinde hala futbol oynuyor, camları kırıyor falan. Yani öyle bir baba. Annem de küçücük aslında. Böyle ergenlik öncesi ve ergenlik döneminde babaannem ve dedemle olduğum için daha çok. Yani şimdi annemlerin evine gittiğimde buzdolabını açıp bunu yiyebilir miyim diyen bir çocuğum. Ama babaannemin evinde alıyorum, yiyorum falan gibi. Yani hangisi evim karar zaten verilmiş orada. Hani işte babaannemi ve dedemi kaybedince aslında sanki babamla annemi kaybetmişim gibi de üzüldüm. Tabii ki o çok anneye babaya naz, zorluk çıkartma, ben hastayım gelin İstanbul'a ya da ben şöyleyim yapın gibi bir çocuk değildim hep. Yani hep böyle kendim hani çözüyorum burada her şeyi zaten filan. Onların sonradan haberi oluyor gibi. Sen nasıldın çocukken duygunda? Evet, kalabalığın içerisindesin. Bildiğim kadarıyla ailenin kadınlarının hani nüfusunun çok olduğu bir evde büyüyorsun ama çocuk duyguna, aklına gittiğin zaman uzakta olduğun için normalleştiriyor musun çocuk olarak? Kızıyor musun? Üzülüyor musun? Sen nasıl bir duygudasın onlardan uzakta? Ya ben onu çok hatırlamıyorum. Hani acaba annemle babama kızıyor muydum? İşte niye hani almıyorlar beni? İşte özlemiyorlar mı? Allah Allah. Yani hiç bunları ben sonra terapilerde senin sorduğun gibi soruldukça aslında düşünmeye başladım. Ama şöyle bir şeyi annem hatırlıyor ve bana kızıyor bunun için aslında enteresan bir şekilde. İşte o sıralar bana bir teyze işte bir kadın mahalleden biri şey demiş. Ya sen anneni hiç özlemiyor musun? Niye annenlere gitmiyorsun demiş. Ben de özlemiyorum demişim. Yani muhtemelen onu kaşımı da çatarak söylediysem demek ki kızıyormuşum yani. Hani Ne zaman döndün eve? Kaç yaşında döndün? işte yani herhalde 16 falandı. Geçergenlikten yetişkinliğe geçiş gibi de bir dönem. Buzdolabını açarken bile hani tereddüt ettiğin evde yaşamaya başladığında nasıl hissin? Ben o sıralar zaten artık işte o evden çıkamamalar, sürekli sokaklarda fenalaşıp hastanelere kaldırılıyorum. Tabii ki hiçbir şey bulamıyorlar. Hani fizyolojik olarak hani bir durum yok ama acayip hallerdeyim. Sonra bir psikolog bulundu. Onunla başladık. Aslında annem de çok evhamlı bir kadındır ve çok üzülür böyle şeylere. Ben tabii böyle yerlerde falan sürünüyorum. Sürekli duvar diplerinde yürüyorum, evin içinde bile. Ve durmadan bana yardım edin, bana yardım edin diyorum. Çünkü hani ne oluyor şu anda bana yani? İnsan bunu şey diye düşünemiyor. Psikolojik olarak kendime bunu yapıyor olamam. Bence bu, yani ben herhalde kanser falan oldum diyorsun yani. Hani bir şey oldum diyorsun. Yani çünkü feci bir büyük baş dönmeleri, karın kasılmaları, ya acayip şeyler yaşıyorum. Nefes alamıyorum bir türlü falan. Midem bulanıyor, kusuyorum vesaire. Vertigom da var bir de o dönem. Böyle ikisi birlikte böyle feci bir hale sokuyor beni. Mesela doktor şey demişti yani siz hani o kadar evhamlısınız ki zaten kendi hakkında evhamlanan birini daha da hani ne oluyor kızım sana falan hani dediğinde çok korkan birine, özellikle de ölümden korkan birine. Bu daha da katlanır ve siz hani anne baba olarak daha böyle sakin durun ve bir şeyin yok. Çok iyisin, biraz sabret. İşte pencereyi aç, bir şey yap, hani kitap oku, müzik dinle demiş o zamanlar. Tabii annemle babam için mesela bu çok zor bir süreç olmuş. Yani çocuğunu zorda hüngür hüngür ağlar ve böyle bir takım hani acılar yaşarken siz böyle güçlü durup tamam iyi görünüyorsun canım Allah Allah filan hani yapacak. Onlar o sıra çok zorlanmıştır eminim yani. Hani ben de herhalde öyle bir çocuk olsaydı yani kendi çocuğum olmasa bile çok zorlanırdım. Sonra biz o doktorla böyle 1,5 seneyi falan aşınca artık ben böyle bayağı hani toparlamaya başladım. Bu sefer de şeyler çok çıkmaya başladı. Böyle jit diye saçımı kesiyorum. İşte but diye böyle kıpkırmızı bir ruj sürüyorum. İşte
böyle acayip şeyler diktiriyorum kendime falan. Böyle iyice hani Sakarya sokaklarında dolaşan bir Aysel Gürel falan gibi görünmeye başladım. Ama yani herkes okey, yeter ki bu kız hani kendini iyi hissetsin, ne yapıyorsa yapsın aman falan gibi bir durumdalar yani. Çok kilit bir şey de söylüyorsun aslında. Hani kendi varoluşun belli sebeplerden dolayı daha böyle korkuyla, kaygıyla dolu. Çok enteresandır. İnsan kendini defalarca doğurabilir ya. Hani bir yol arıyorsun kendine. Bu arada böyle bir kelimeyle, bir cümleyle geçmeyelim. Önemli yerler bunlar. Belki agorafobi ya da panik atak deyip geçiyorsunuz. İkisinin birbirinin uzantısı olduğu durumlarda hayatın nasıl baskılandığı gerçekten de yaşayanlar bilir. Onlara sormak lazım. Çünkü çok temelde, bütün kaygı bozukluklarının temelinde de o var zaten. Hayatın tamamı bir risk yani. Bir asansörde biriyle olmak, bir kalabalığın içinde bulunmak, kapalı ya da açık alanda bir. İkincisi panik atak uzantısında da yani fizyolojik hiçbir belirti yokken sürekli ölüm ensende yaşamak gibi. Ve sen bunu çok çok küçük yaşta yaşıyorsun. Temelde de semptoma bakmak yerine zaten hani her kaygının altında tamamlanmamış bir iş var, engellenmiş bir enerji var, verilmemiş aidiyet var. Böyle baktığımızda kendimizde onları bulmaya çalışıyoruz. Ben anlatmak istediğin kadar anlat isteyeceğim. Evet, belli tamamlanmamış işlerle, travmalarla beraber kaygıya gidiyoruz ama sen de hep söylüyorsun, ilk defa bugün de değil, çok travma var diyorsun. Şimdi kendi farkındalığınla beraber oraya hazırlayan, oraya getiren seni travma, ne hatırlıyorsun erken dönemde? Çok yakınımda kendini sürekli öldürmeye çalışan biri vardı. Kafama silah da dayandı. Başka biri başka birini bıçakladı da. Bir çocuk karşılaştığı zaman baş etmesi çok zor görüntülerle karşılaştım. Bunlar yaşandı, eyvallah, evet. Ama bir yandan da herhangi birinin doğal ölümüne karşı bile acayip bir şey vardı. Tepki vardı yani bizim ailede. Hani ayılıp bayılarak, kendini duvarlara falan fırlatarak ölüm mesela karşılanır. Öyle olduğu zaman da ölüm çok kötü bir şey. Bir doktora yine gittiğimde o bana şey demişti yani hani bütün bu korkularından arınmış Ceylan bir fotoğrafta görünüyorsa o nasıl bir fotoğraf olurdu diye. Senin az önceki fotoğraf örneğin gibi. Ben de şey demiştim. Böyle 60'lı yaşlarımdayım, artık hiç ölüm korkum vesaire hiçbir şey kalmamış. Önümde de tanıdığım bütün arkadaşlarımın çocukları var. Bir yas evindeyiz, biri ölmüş. Ama çocuklar bana bakarak gülümsüyorlar. Çünkü ben onlara ölümün ne kadar doğal bir şey olduğunu anlatıyorum. Ve o çocukların hayatlarını kurtarmak istiyorum gibiydi. Yani aslında o çocuk ben olmak istiyorum gibiydi. Karşılaşıyoruz da günlük hayatta da, mesleki hayatta da çocuk ve ölüm. Çocuğun bir ölüm karşısındaki tepkisi, çocuğun yası kısmıyla beraber. Sen nasıl yaşadın o yası ya da nasıl bir destek geldi aile içinden ya da geldi mi? Gelmedi bence. Çok böyle geçiştirilen hani bir durumlardı. Hiç kimsenin cenazesine gitmedim ben hayatım boyunca. Şu anda giderim mesela aslında. Yani gittim de ilk defa Sezen Aksu'nun babasının cenazesine gittim. Sezen de böyle aman Allah'ım nasıl yaptın bunu hani bütün hikayemi bildiği için. Yok dedim yani olmak istedim ve hani öyle de hissetmiyorum yani hani senin yanındayım gibi ama yani çok istememe rağmen babaannemin, dedemin vesaire cenazelerinde bulunamadım. Bütün her şey bittikten sonra İstanbul'a gelip babamla annem bana söylediler. Yani çünkü hani çok feci bir tepkiyle de karşılaşacaklarını düşünüyorlardı belki. Hani ne olacağı belli olmaz. Hani bu çocuk ya bakarsın işte yine hani eski haline dönerse ve çok kötü olursa falan gibi. Yani koruyamıyorsunuz aslında çocuğunuzu bundan. Asıl olay oralara getirmemek mevzuyu zaten. Şeyi merak ettim. Babanın müziğine olan desteğini biliyorum. Hı-hı. Hep anlatıp çınlatıyorsun kulaklarını. Sen korkarken, kaygılanırken o neredeydi? Yani babam beni dedemle beraber çalıştıkları için dedemi babaannemlere bırakırken arabayla görüyordu aslında. İşte nasılsın kızım, iyiyim baba. Sen nasılsın, ben de iyiyim falan. Bitti hani öyle bir panik ataklar başladığı sırada ve ben artık eve dönmek istiyorum babaannemlerin yanından dediğim zaman da ama hala da yani annem, babam, ben bunların hepsini de anlatsam
çok hassas kız ya gibi bir beni aşırı kızdıran bir cümle çıkabiliyor mesela. Hani babamdan da annemden de. Hayır, ben hassas değilim. Olaylar çok ağır. Ben güçlüyüm. Ve bunu benim yerimde başkası olsaydı belki bu şekilde olmayacaktı hayatı. Belki uyuşturucu bağımlısı olabilirdim. Alkolik olabilirdim bir şeyleri unutmak için. Herhalde 35 yaşıma kadar ağzıma alkol falan almadım. Uyuşturucuyla alakam yok. Çünkü bir müzisyen olarak şeye çok inanan biriyim. Katalizör olmadan müziği dinlemek. Yani bir aracı hiç olmasın. Ben o müziği öyle hissedeyim ki kendi öz duygularımla kendimden geçeyim gibi. Yani yaşadığım her duyguyu çok net yaşamak istiyorum gibi. Onu hala kızıyorum yani, ara ara da düzeltiyorum ama hani filan oluyor böyle. Ya işte sen şeye sıkıldın ya, ondan oldu filan. Mesela babamın şöyle anları var. Acayip kahraman, hani sırtında o işte Süpermen şeylerinin pelerinlerinin çıktığı anlar. Deprem olmuş Sakarya gibi bir yerde. Bir sürü yobaz belirdi. Ağustos ayı, pijamalarınla, belki pijamanın altı yok, geceliklesin, bir şeylesin. Canını kurtarmışsın. Bunlar bizi görüp böyle yüzümüze tükürüp sizin yüzünüzden deprem oldu deyip falan, hani bunları yaşattılar bize. Ve böyle bir toplumsal böyle acayip bir kaos yaşanırken o anda babam bizim hani üstümüze başımıza birkaç gün, çünkü artık sokaklarda yattık da hani artık yani bizim de evimiz yıkıldı ama birinci kat çöktü, biz ikinci katta yaşıyoruz. Hani böyle girilebilir oldu ev ama çok tehlikeli, jandarmalar eve sokmuyor. Babam da ya deden üstlerine başına bir şey alacağım çocukların, yani hani ne yapacağız filan. Yardımlar da gelemiyor. Sosyal medya yok zaten. Sadece ekmek geliyor ve maskelerle geziyoruz, bir ölüm kokusu. Üzerimizde helikopterler dönüyor. Ben böyle yavaş yavaş hani şey olmaya başladım hani. Bu arada aşırı güçlüyüm çünkü annem kendini çok bırakmıştı. Ben hani iyi olmalıyım gibi düşünüyorum ama bir noktada ki belli delireceğim yani hani. Böyle korkular geliyor. Babam jandarmalara rica etti, içeri girdi. Birkaç pijama işte, hırka mırka dışında gitarımla çıktı. Ki gitarım da kitaplıklarım üzerine devrilmiş, onları kaldırıp filan oradan çıkarıp, ki hiçbir şey olmamış, hani çizikler müzikler var. Öyle dışarı çıktı ve babam kamyon şoförü, kamyonun arkasına sedirler medirler yaptı, beni içeri attı gitarımla, kapıyı kapattı, ne yaparsan yap, şarkı söyle, bağır. Ama hani şu tabutları ve şeyleri görme yani daha fazla demiştir mesela. Hani bu o sırada orada olan hiçbir akrabamın, hiçbir yakınımın aklına gelmemiş. Ama bana çok iyi gelen bir hareket oldu. Babam bana sarılmadı. Yani bunu soru neden insanlar vardı. Şimdi küçümsüyor gibi konuştum, özür dilerim ama. Yani babam bana sarılmadı ama acayip acayip şeyler buldu mesela onun yerine. Kendi kendine uydurduğu bir cümleler vardır mesela işte. Cano falan der işte. Efendim baba, ahvaride gülün var mı? Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum yani, Google'a falan da yazdım, bilmiyorum. Var baba, ah Cano öldürdün beni. Böyle bir cümlemiz var mesela. Bu ne? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama bence bu babamın Cano seni çok özledim, İşte seni çok seviyorum, canım kızım benim falan gibi benimle cilveleşmesi sanki yani. Hani öyle görünce insan, yani belki de biraz öyle de bakmaya çalışmak lazım. İşte annenin sevdiği yemeği yapması da bir sarılma olabilir. Gelip evini temizlemesi de bir şey. Onun görevi bu değil çünkü. Yani annenin görevi senin evini temizlemek değil. Ama bunu sana özel yapıyorsa bu onun bir teşekkürü olabilir, bir yardımı olabilir. Hani öyle mi bakmak lazım acaba gibi bir yerdeyim ben zaten aile ilişkilerinde de. Şey de diyorsun, diyemedikleri seni seviyorumun başka yollarını buluyorlar. Evet evet, kesinlikle bazen öyle. Çünkü kimse gidip sana böyle seni seviyorum demediyse sen de bunu nasıl söyleyeceğini bilemezsin. Bir an olsa ve gerçekten istemiyorum, gerçeküstü bir an ve o işte 13 yaşındaki, 15 yaşındaki Ceylan gelse yanına otursa, sen ne derdin ona, nasıl destek olurdun şimdiki halinle 39 yaştan? 14 yaşımda ben bir şarkı yazmıştım. Beni çemberin içine aldı, gün geçtikçe daraldı, vaat edilen günler nerede kaldı? Ve sonunda böyle şarkı haline geldi o ve Anima'nın ilk albümünde vardır Kızıl Derili Ruhu diye. Yani her şeyin farkına varmak istiyorum, her şeyi yaşamak istiyorum diye isyan eden aslında ama bunu böyle çok yine naif bir yolla yapan bir kız çocuğu vardı. Yani ona söylemek isterdim ya, bunların hepsini yapacaksın, yaşayacaksın.
Hani Björk'ün bir filmi vardır, Karanlıkta Dans diye. O kadın giderek kör olmaya başlar ve Tom York'la yaptığı o şarkıda, o düette... yani Niagara şelalesini görmedin daha der mesela kadın. O der ki her gün gözyaşlarım akıyor. Bu da bir Niagara şelalesi. Bence gördüm der yani. Dünyanın şurasını göremedin, burasını göremedin. O Ceylan çok üzülüyordu bunlara. Sakin ol. Çok çok paniksin şu anda yani. Ve hani ve bunu da senden başka hiç kimse düzeltemeyecek. Birini arama. Hep birini arıyordu. Kurşun döktürürler anasını satayım. Bir kurşunla geziyorum bir ay boyunca elimde. Tut bunu, iyi gelecek demişler. Pirinçleri okuyorlar, onları içiyorum, o pirinçlere inan. Çünkü bir şeye inanmak istiyorum. Allah. Sonra bitti. Hiç kimseye inancımı yitirdim. O mesela bence herkese inanmaktan daha kötü bir dönemdi. Bir şarkı soracağım sana bu bölümde. Hayatımı değiştiren şarkı başlığı. Zor zamanda yanında olmuş. Ya da güç günlerde ne bileyim destek olmuş bir şarkı desem. Senin ya da bir başkasının. Ne gelir aklına? Yani kendi şarkılarım tamam çok destek, yani dökmeme destek oldular ama toparlamama destek olan şarkı Bülent abiyle de beraber ilk söylediğimiz şarkıdır. Bozburun. En küçük bir ses bile gök gürültüsü. O işte hep benim bu omuzlarımı kaldırıp şurayı daralttığım ve korktuğum hani o gök gürültüsü. Ama içim kıpır kıpır ve deniz kıpırtısız diye devam eder. O bana o sıralar çok başka bir şey çağrıştırıyordu ve o içim kıpır kıpır lafına çok tutunmuşumdur yani o nedenle. Hani evet, hani o içimdeki yangın, tutku ve aşk devam ederken bu kıpırtısızlık ve bu gök gürültüleri ve bu korkunçluklar beni hani durdurmasın falan gibi bir yerden ona böyle o şarkıya çok tutundum ve hani çok da korkunç bir gündü yine o gün benim için. O kadın sesi değmiş şarkılar performansımı mesela hiç sevmem, bakamam bile şu anda. Allah'ım ne kadar kötü falan gibi. Ama hani yine o şekilde okursam böyle dizlerim titriyor zaten. Bülent abiyleyim sahnede, ayrıca bir de işte böyle panik ataklar bilmem neler yaşıyorum. Böyle acayip bir geceydi benim için ama çok mutlu olmuştum hani. Çünkü şeyi hatırlıyorsun hani orada işte çaresizce bu şarkıyı dinleyen kızla şimdi kahramanıyla birlikte işte şarkı söyleyip hem de aynı şarkıyı söyleyen biri falan gibi. Biraz söyle isteyeceğim ama yani bu senin şarkın ama bize değil kendine, Bozburun'u. biraz söyle bu koltuktayken hani kendi dönüşümünü de düşünerek belki. Şimdi sözle müziğin uyumu benim hasta olduğum bir şeydir. Şimdi onu size canlandırayım. En küçük bir ses bile sanki gök gürültüsü. İçim kıpır kıpır, deniz kıpırtısız. Yani orada ve davullar ama bir yandan işte içim kıpır kıpır da bir naiflik, deniz kıpırtısız da bir üzüntü. Bu kadar söyleyeceğim tabii ki size şarkıyı. Bir kaydı var galiba şeyde. YouTube'da olabilir bir kaydı. Memnun musun hayatından diye soracağım. Yani sen Ceylan'sın, işte bize şarkılara ulaşan Ceylan Ertem'sin. Sen kendini dinlerken, bakarken, yoluna, yolculuğuna, kariyerine bakarken iyiyim diyor musun bununla? Yani dışarıdan Ceylan Ertem'in maddi ve manevi olarak kariyerine bakan biri olsam bence bu kadar emek karşılığını bulmuyor. Ne dinleyici olarak, manevi olarak, maddi olarak bence bulmuyor. Susturulmaya çalışan baskıcı bir toplumda sürekli konuşmak isteyen ve anlatmak isteyen ve muhalif olmak isteyen olan biri ve 20 yıldır şarkılar söylüyorsa bunun sadece 5 yılında para kazanabilmeye başlamış aslında. Yani bence hak ettiğini bulmuyor Ceylan Ertem ama Ceylan'a sorsan o bir enayi müzisyen olduğu için mutlu yani hani olsun yani ne güzel işte buluyoruz şeyimizi, muhatabımızı güzel güzel hani yeni yeni böyle tatlı tatlı insanlar tanıyorlar, ediyorlar ve
tanımak ama gerçekten hani ün tanınması. Aa, o Ceylan Erten değil mi? Bir selfie çekilelim mi? Değil de hani ya biz Ceylan'ı biliyoruz, onun bir duruşu var, şunları anlatıyor, bunları yaptı, şu dönemini çok severdim, şimdi de bu dönemini seviyorum ya da sevmiyorum, neyse. Hani bu insanlarla çok mutluyum yani. Bir hayvan seçmeni isteyeceğim bu bölümde. Evet, gelmeden bakmıştım. Senin varoluşunla doğadaki varoluşu benzer olabilecek. Niye? Çünkü et yemiyor. şey diye başla söze. Ben bir koyunum bu hayatta. Şöyle bir koyunum, böyleyim gibi. Ben bir koyunum. Gözleri olan hiçbir şeyi yemem. Bütün varoluşlara çok büyük saygım var. Onların hayatlarına son vermem. Aslında son verenlerden, yani onlarla birlikte de yaşayabilirim. Bir kurtla da yaşayabilirim yani. Bir çakalla da. Ama onları da ufak ufak değiştirmek isterim. Kendi dünyama sokmak isterim. Çok kalabalık yerlerde olmaktan hoşlanırım yani. Çok sevdiğim bir sürü insan yanımda olsun isterim. Ama aslında kendi yalnızlığımı da severim. Yani bir koyun olmama rağmen sürü psikolojisine çok inanmam. Sürüden ayrılanları kurtların yediğine de inanmam. Ama dostlarım ve arkadaşlarımdan oluşuyorsa o sürü, ömür boyu onlarla birlikte olurum. Var mı sürün şu anda etrafında? Bence var. Güzel bir sürüyüz biz. Özellikle bir sürü arkadaşımla beraber. Korkuyor musun? Alırlar, kapatırlar, keserler, yerler beni diye. Yani benim gibi biri mesela hapisten çok korkuyor. Hapsedilmekten her türlü. Ama yapmak ve söylemek istediklerinden de geri durmuyor. Ama yani böyle bir hayvan olmayı gerçekten isterdim. Yani hani hem böyle yardımcı, sevimli, tatlı, dilli gibi sanki, komik, vicdanlı, acımasız olmayan bir hayvan olmaya çalışıyorum kendimde zaten yaşamımda. Bunu da kesin seçmiyordur kimse. Çünkü kesin diyordur ki biz işte sürü bir değiliz bilmem ne bir şey diyorlardır ya, yazık. Ceylan, bu bölümün adı Cevap Hakkı. Bazıları eleştiri, bazıları saldırıya gidiyor. Bu bölümün şöyle bir amacı var. Hepimiz günlük hayatın içerisinde karşılaşıyoruz eleştiriyle, saldırıyla. Göz önünde olan insanlar daha çok. Bir de yansıtmalar var biliyorsun. İnsanlar kendi içlerindekilerini, kendi tamamlanmamış işlerini yansıtıyorlar bazen de. Ama sen nasıl tepki veriyorsun? Okuyacağım onları ve ilk tepkini merak ediyorum sadece. Burada hepimizin karşısında. İlkini okuyorum. Yakıyormuşum burayı. Her söylediği şarkı sonrasında iyi misin, al su iç, sakin ol diye telkin etmek istediğim titrek şarkıcı. Titrek. Ama kimsenin su vermesine ihtiyacım yok. Ben kendi suyumu içiyorum yani. Yani onlar benim sağlığım için bu kadar üzülmesinler. Yıldız Tilbeciliğin, Sezen Aksuculuğun içini boşalttığı yetmiyor gibi Mahsuni'ye Neşet Ertaş'a dadandı. Bunlar nasıl düzenlemeler? Neden bu hazıra konmaca sevdası? Nerede üretim? Bu işte arkadaşlar bilmedikleri için. Ama bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İsterseniz hani şimdi böyle bir sürü dijital platform var. Ceylan Ertem yazınca altında işte onlarca yeniden yorum olduğu gibi. Onlarca işte orijinal şarkı da çıkabilir. Ayrıca ne Yıldız abla, ne Sezen, ne Neşet baba yorumlarımdan rahatsız olmuştur. Hepsi de böyle aferin diyerek başımı okşamıştır. O yüzden biz aramızda mutluyuz. Ama şöyle de bir şey var, ben bunu her zaman söylüyorum. Beni hiçbir zaman dinlemek zorunda kalmıyorsanız, ancak kendiniz basarsanız dinliyorsunuz. Televizyonda yokum, gazetelerde hiç olmadım. Yani hiçbir müzik kanalında doğru dürüst kliplerim yayınlanmadı. Bir takım işte plajlara gittiğinizde benim şarkılarım çalmıyor. Sen açıyorsan bu senin suçun. Yani o yüzden belki de beni dinlemek zorunda değilsin. Kendin açıp da bundan rahatsız olmuş olabilirsin. Bence bunu kendine yapma, dinleme. Yani hani ben zaten bir gün beni böyle işte milyonlarca, milyarlarca insan dinlediğimde neyi hata yaptım, nerede hata ben? Yani hemen bunu düzeltmeliyim diye odama falan çekilirim yani. Ben de beni zaten o kadar çok insanın hani dinliyor olmasını istemem yani açıkçası.
Bu bayık arabesk tavırları seven yeni nesil yüzünden piyasada bir sürü bulunduğu yeri ve kazandığı paraları hak etmeyen insanlar türedi. Gıcık oluyorum ciddi manada. İyi bir insan olabilir, bence de cana yakın ve sempatik ama şarkıcı olabilmesine gıcık oluyorum. Lanet olsun bu kültür erozyonu yaşayan, marjinallik ve arabeski harmanlamaya çalışan yeni nesil. Yeni nesil derken acaba kimleri kastediyor? Çünkü yeni nesil değiliz biz artık. İşte dediğim gibi işte ben bu yıl 10. yılımı kutlayacağım. Solo albüm olarak, hani profesyonel olarak 20 yıldır sahneye çıkıyorum. Yeni nesil dedi, mesela bizi şöyle dedi yani, beni daha doğrusu. Bir ara işte Nil Kara, İbrahimgil, Göksel, Sertab ama onlar büyük. Ceylan, Jehan, Birsen abla, Yasemin Mori, evet doğru biz yaşıtız. Şimdi de Melike Şahin, Zeynep Bastık, ben, bu kızlar benden 10-15 yaş falan küçükler. Şimdi olmuyor yani hani. Yani ben aslında işte Cahil'le sohbeti kestim. Ve ben böyle bak çok anlatıyorum hep. İşte şöyledir de böyledir de öyle değil de. Ya yani aslında kessem muhabbeti çünkü aslında bilmeden konuşmak oluyor bunlar. Ama şöyle olabilir bu cümle. Ben Ceylan Ertem'in şarkıcılığını hiç sevmiyorum. Mesela benim de sevmediğim bir sürü şarkıcı var. Ya ben Serdar Ortaç'ın şarkıcılığını sevmiyorum. Bence o şarkıcılık değil. Diyebilirim. Ama gıcık oluyorum Serdar Ortaç işte bunu nasıl yap... Yani öyle bir durumda değilim Serdar Ortaç'a karşı. Ki benim kalbimi çok kırmış olmasına rağmen Ahmet Kaya mevzusunda. Hani dinleyici olarak. Yani sevmiyorum ama hiçbir zaman da açmam, dinlemem. Ki her yerde de karşına çıkabilecek özellikle bizim bu gençlik zamanımızda biriydi. Yani bir düşmanlığım yok mesela ona karşı. Gıcık olmuyorum ya da nefret etmiyorum hani... Gayet hani sevmiyorum yani hani ve bay bay. Finalde şöyle bir şey isteyeceğim senden. Kendin için de bizim için de. Bugün çocukluğunun kulaklarını çok çınlattık. Biliyorum ki böyle çok kültürlü, özellikle de bize ait müziklerin, şarkıların çok dinlendiği bir ailede büyüdün, anlatıyorsun. Hı. Çok böyle çocukluktan iz bırakmış. Bilmiyorum bir türkü müdür, bir arabesk şarkı mıdır ama finalde senin sesini şöyle doya doya duyarak bitirelim bence. ama anlamı da o dönemi anlatan ya da o dönemde dinlediğim bir şarkıyla bütünleşsin bence. Yani iki kişi aklıma geliyor çok. Aslında üç kişi geliyor. Metin Akpınar enteresan bir şekilde bütün bu oyunlarında şarkı söyler. Biliyorsunuz da inanılmaz iyi bir sesi var. Ferhan Şensoy, Ütopyalar Güzeldir çocukluğum boyunca dinledim. Ve bütün oyunu hepsi ezberimde. Ve Ahmet Kaya, orada da ne hani şaşırıyorum şu anda bu duyduğum laflara, çok sert, acayip derin altta böyle bir durumlar oluyor. Çünkü ben hani gidip de koymadım o kaseti, o vardı duyuyorum gibi. Metin Akpınar'ın hep o yasak ne yasak, ne uysak ne uymasak ne, o geliyor. Ferhan abiden. Düşten de mor bir aşkı yaşadın da gittin yar, bir gittin ki sus oldu, pusa büründü hisar. İşte o Godoy'u beklemek. Bir vapur dumanıyla sanki gelecek gibi, bir gün gelecek elbet, ütopyalar güzeldir. O da yine her şeyin iyi olacağına, zor günlerin geçeceğine, o güzel günlerin gelmeyeceğini bilsem bile heyecanla olan o çocuksu bekleyişe bir şarkı. Ahmet Kaya da bugün düşünemeyeceğin kadar başım belada. Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada. İler tutar yanı yok. Fişlenmişim. Adım eşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yani tam şuramda. Kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte. Başım belada. Ne falan. Hani orada da böyle mevzuları deşme. Ne anlatıyor, ne oluyor? Niye o eşkıya, niye konuşamıyor? Yasal mermi diye bir laf var o şarkıda mesela. Merminin yasalı nedir? Onlara böyle çocukken çok böyle kafa yorardım. İyi ki geldin. Ruhsal olarak da söylüyorum. Çok
Güzeldin bu koltukta. Teşekkürler. Gerçektin. Sustuğun yerlerde koruduklarım vardı. Anlattığın yerlerde birikmiş bir enerji de çıktı bence. Bazen bakıyorum böyle izleyicin, dinleyicin olarak da iyi ki yapıyorsun zaten ama işte azınlıklar için, haksızlığa uğrayanlar için ya da bu ülkede bir şekilde gücün baskısı, gölgesi altında kalmışlar için ses çıkartıyorsun çoğunluk susarken. Şimdi anlıyorum ki hem onlar için hem kendi sessiz, güçsüz kaldığın zamanlar için de çıkartıyorsun. Çünkü neye nasıl tepki vereceğimiz bizim içimizde baskılanan tarafla da ilgilidir ya bir taraftan. Bir yandan gerçekten hani o korkuyla baş başa kalan çocuğu dinledik bugün. Bir taraftan da korkusunu şarkıya dönüştürebilen kadını, insanı da gördük. Aidiyetini arıyorsun diğer taraftan. Kendine destek veriyorsun belki şarkı söyleyerek, büyüyerek de aslında. Hep söylüyorum hayat hep yeniden doğum, yeniden doğum. Bazen 7 yaşında takıldığımız bir yeri 27 yaşında devam ettirebiliyoruz. Çünkü travmasız çocukluk yok, hayat yok ki ölüm gördüğünden bahsediyorsun. Hep dönüşen bir hikaye. Şimdi anlamlanıyor her şey. Öyle söyleyeyim yani. Ütopyalar güzeldir dahil. Birçok şey anlamlanıyor. Sağ ol geldiğin için Ceylan. Teşekkürler çağırdığınız için.